Yerel seçimler öncesi birçok siyasi gözlemci Erdoğan'ı 1989 sendromunun beklediğini söylüyordu. Neydi 1989 sendromu? Turgut Özal 1983'te %45 oy alarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Tek başına iktidardı, halk desteği vardı, çok güçlü bir liderdi. Ekonomiyi yıllık %5 büyütmüştü. İlk 5 yıl böyle geçti. 1988'deki suikast girişimi Özal'ın psikolojisini değiştirdi. Paranoyaya kapıldı. Reformcu hüviyetini yitirmeye, herkesle kavga etmeye, etrafındakileri tasfiyeye, iktidar uğruna yasakları savunmaya, farklı görüşlere karşı tahammülsüzleşmeye başladı. Bu hırçınlıkla girdiği 1989 yerel seçiminde partisi büyük hezimete uğradı. Ankara, İstanbul, İzmir'i Sosyal Demokratlara kaptırdı. Bu Özal için sonun başlangıcıydı. Karizması yerle bir olmuştu. Siyasi yaşamının bir büyük hatasını o evrede yaptı. Yenilgiyi kabullenip muhalefetle diyalog arayacağı yerde o yaralı haliyle cumhurbaşkanlığına aday oldu. Güçlenen muhalefet meclisteki seçimi boykot etti. ANAP içinde çözülmeler baş gösterdi. Özal hiçbirine kulak asmadı. Kimseleri dinlemez olmuştu. Tıpkı 1950'lerin sonundaki Adnan Menderes gibi. Sonunda zorla Cumhurbaşkanı seçilmeyi başardı. Başbakanlık koltuğuna da o da bir yıldırımı, yıldırım, yıldırım akbulutu getirdi. Ancak çöküş başlamıştı bir kere. Ana muhalefetten önce parti içi muhalefet kongrede Özal'ın adayını devirdi fotoğrafları partisinin duvarlarından indirildi. 1993'te öldüğünde geride yüzde yirmilere düşmüş bir parti kalmıştı. O zaman yaşananlar 30 yıl sonra Erdoğan'ın yaşayacaklarının provasıydı aslında. Bugün Erdoğan'ın muhalefetteki büyümeyi, partisindeki çözülmeyi, desteğindeki küçülmeyi gördüğü halde hukuku hiçe sayıp seçimi iptal ettirmesi, en yakın çevresini tasfiye edip dünkü dostlarını hedef göstermesi, aydınları, gazetecileri, siyasetçileri, iş adamlarını tehdit edip tek adamlığa yönelmesi ve halkın karnını doyuruyoruz yine de oy vermiyorlar diyecek hale gelmesi kendisini ve partisini özalın finaline sürüklüyor. Sanırım iktidar insanı körleştiriyor. Ders alınmadıkça da tarih tekerür ediyor. O yüzden Türkiye hırsına yenilenlerin siyasi mezarlığı haline geldi. Kaçınılmaz acı final şimdi Erdoğan'ı bekliyor.